Elazığlı 4. sınıf öğrencisi Şems Sanaç, 13-14 Ekim'de Kanada'da dünya çapında online olarak düzenlenen Karibu Dünya Matematik Yarışması'nda birinci oldu. Elazığlı Şems Sanaç hem Türkiye hem de Elazığ'ın gururu oldu. Evet, altıncı satırı buldun mu burada? 13-14 Ekim'de Kanada'da dünya çapında online olarak düzenlenen Kariboo Dünya Matematik Yarışması'na Elazığlı Bilim Sanat Merkezi'nden 4. sınıf öğrencisi Şems Sanaç katıldı. Sonucumuz kaç çıkar halde? 143. 143. Evet. Küçük Şems 11.700 11, öğrenci arasından dünya birincisi oldu. Şems Sanaç yarışmaya hazırlandığı süreci ve sonrasını anlattı. Sınav İngilizceydi. 12 tane soru soruldu öyle gayet rahat çalıştım. 12'sini de yaptım. Hepsi de doğru. Son olarak aileme ve bilsem öğretmenlerime teşekkür ederim. Ailesi ve öğretmenleri de Şems'in en büyük destekçisi oldu. Şems farklı bir çocuk. Özel yetenekli olan bir çocuk. Her çocuk herkesin çocuğu gibi. Aslında Şems'in ben üstün zeka olduğunu düşünmüyorum. Her çocuk kadar yetenekli. Sadece yeteneği çıkaracak atmosfer burada. Bilsem onun için çok büyük nimet oldu. Bilsem de Tanışması çok büyük nimet oldu. Sonra kendini geliştirdi. Görsel zekasını daha önce biz de keşfetmiştik. Görsel bakış açısı çok farklı. Odaklanabiliyor. En büyük özelliği o bir şeye odaklanıp başka bir şeyden kopuyor dünyadan. O büyük bir artısı. Görsel zekasıyla matematiği birleştirdi aslında. Bilsemin avantajı bu. Uluslararası Karibo Matematik Yarışmasına e, okuldaki diğer öğrenciler gibi Şems de katıldı e, ve orada bizi onurlandıracak e, dünya şampiyonluğunu getirdi. E, bu yarışmaya İngilizce olarak katıldı öğrencimiz. E, 3 ve 4. sınıf kategorisine 21 ülkenin katıldığı Kanada merkezli bir yarışmaydı. E, bu yarışmanın e, özelliği sadece matematik problemlerini çözmeye yönelik değil içinde puzzle olan, matematik oyunları olan, mat mantık oyunlarını içeren bir yarışma olduğu için aslında bilim sanat merkezine devam eden öğrenciler başarılı oluyor çünkü bizim e, bilim sanat merkezine yaptığımız etkinlikler matematik çalışmaları hep bunlara yönelik. Bu amaçla öğrencilerimizi proje yarışmalarına, akıl oyunlarına, ulusal uluslararası matematik yarışmalarına yönlendiriyoruz. Tabii bunun sonucunda öğrenciler kendilerindeki farklılıkları e, görüyorlar, potansiyellerinin farkına varıyorlar ve daha küçük yaşlarda büyük deneyimler elde ediyorlar aslında.